Bir oyunda din adamı olmak, hem de uzayda. Uzayla din adam biraz ilginç bir konsept. Şimdi Starfield için yeni bir DLC çıktı. Ben de sıfırdan gireceğim bu DLC'ye. Bakalım nasıl maceralar yaşayacağız. DLC'nin olayı şu, genel olarak tek bir gezegende geçiyor. İçeride bolca hikayeli yan görev var diyorlar. Gireceğiz, bakacağız. Şimdi DLC'ye gireceğim de ben bu DLC için çok sıfır bir karakterim. Bakın bu benim karakterim abi. Oyunu bir kere bitirdim aslında, level olarak yükseğim. Fakat New Game Plus modunda olmam lazım şu anda ve dımdızlağım. Ne bir yoldaş var yanımda, ne devasa bir gemim var oğlum. Yani envanterimde eşya bile yok lan. Silah falan bile çok var mı emin değilim. Böyle dımdızlak bir şekilde başladığım bir oyunda koca bir uzay üssüne denk geliyorum. Gemimi üstüm desem yani, devasa bir şey. Sirak diye biri mesaj yayınlıyor bu üstten. Diyor ki sakın buraya gelme. Oğlum diyorum, bak bana bunu dersen beni kaşırsın. Benim adım The Kaşif Enis. Ben gelirim abi. Ben gelmek için de yanaşıyorum. Kendi gemide oğlum, bu gemiyle nasıl yanaşıyorduk lan? Yani gemiyi diğer tarafa board ettirmem lazım da rezalet. Yemin ediyorum unutmuşum tüm tuşları ya. Allah Allah. Oğlum lan yanaşsana. 10 dakika sonra. Ay kafama tüküreyim ya. Hatırladım yani. Alt tarafı yanaşacağım, tuşa basacağım. Bu kadar basit bir şeyi nasıl beceremedim anlamadım. Gemi yırttıktan sonra fark ediyorum ki bu gemide bir yer çekimi yok. Ortamda korku oyunu gibi. Yani terk edilmiş mi? Ne olmuş burada böyle ya? Gemide biraz gezinip araştırırken böyle beyaz beyaz tipler çıkıyor karşıma. Bunlardan biri de Sirak'mış. Bir şeyler yaşanmış burada. İşler yanlış gitmiş. Dedim oğlum ne gemiyi öyle park ediyorsun lan kafana göre uzayın ortasına? Abi diyor sorma, işler çok yanlış gitti. Bir kere de doğru gitsin be kardeşim. Bir kere de doğru gitsin. Neyse ben diyorum bu gemiyi düzeltirim abi. Başlıyorum gemiyi düzeltmek için yapılması gerekenlere, yer çekimini falan yerine getirmeye çalışıyorum. Derken bu Sirak'ın akrabaları mıdır nedir abi? Diğer beyaz herifler bana sıkıyor. Fakat bir hata yapıyorlar. Ben Kaşif Enis, yıldızların çocuğu Enis. Yani size her türlü yerim. Oğlum ben bu oyunu yalayıp bitmişim, seni mi yalayıp yutamayacağım? Evet yalayıp yutamıyorum çünkü yani ne bir silahım var düzgün. Bak şu silahım verdi hasara bak Allah aşkına, gıdım gıdım. Ne yanımda canımı iyileştirecek ekipman kalmış, iki tane medik var, başka hiçbir şey yok. Mal gibi ekipmansız, envantersiz gelmişim ya. Allah aşkına oğlum. Beyler sakin. Beyazına sokacağım ya. Uf. Arkadaşlar bir saniye konuşayım ya. 800 denemenin ardından. En sonunda tüm bu beyaz düşmanları temizliyorum. Gemiyi de rayına koymaya başarıyorum abi. Sirak ama kafayı yiyor. Yok sen benim akrabama sıktın, onlar bizim beyaz şey. Ya diyorum bırak bu beyazlığı. Onu da vuruyor. Gemide tek bir canlı kalmıyor abi. İşte halk kahramanlığı budur. Ulan ben bu gemiye sizi kurtaracağım diye geldim. Hepinizi vurdum geçtim. Neyse sonuçta gemiyi düzelttik mi düzelttik abi. Geminin start tuşuna basıyorum. Son bir bakayım hani gerçekten çalışıyor mu diye. Abi sen misin basan? Hemen bir boyut kapısı açılıyor. Beni bir yere ışınlıyor ya. Daha önce adını sanını duymadığım bir gezegenin dibine geliyorum yani. Gezegende de Dazra diye bir şehir varmış. Evet adı Dazra. Dazra'dan bana sesleniyorlar. Birader sen kimsin? Bizim gemiyi nasıl getirirsin diye. Yanlarına gidiyorum abi, silah çekiyorlar. Böyle bir anda bağırış çağırış. Nasıl geldin lan buraya? Burası gizlidir. Sen bizi nereden buldun lan oğlum? Bir sakin. Neymiş abi benim bu getirdiğim gemi aslında kayıpmış. Ben nereden bulmuşum da sen kimsin de bizi bulabiliyorsun da oğlum, DLC'den haberiniz yok mu diyorum. Anlamıyor espriyi. Ne diyorsun lan diyor. Baktım bunlar bana sıkacak gibiler, dedim Allah Allah, aksiyona dönecek galiba bu iş burada. Oradan bir tane adam geliyor. Bu din adamı abi, aşırı dindar bir kişiymiş. Hemen işi dini bir noktaya çekiyor. Oo diyor, kardeşim sen bize Great Serpent'ın bir hediyesisin diyor. Great ne? Serpent mı? Türkçesi ne lan bunu? Büyük sürüngen mi? Oğlum siz büyük sürüngene mi tapıyorsunuz lan? Kardeşim Great Serpent daha cool diyor. Oğlum daha cool da Türkçe lazım bana. Yüce yılan olabilir mi diyorum. Olabilir diyor. Bir dahakine sen Türkçe çevirirsen bunlarla uğraşmam kardeşim diyorum. O sırada silah çeken adam bölüyor bizi. Ya diyor reis, bu adam güvenliği aşıp geldi. Bu tehlikeli bir canlı, bu sıkıntı yaratabilir. Ama din adamı abimiz duruyor mu? Durmaz tabii. Olur mu öyle şey? Yüce yılan getirmiştir onu bize diyor. Ya reis bırak yüce yılanı. Her gördüğü şey yüce yılan diyorsun, atlayacaklar üzerimize yakında diye tartışırken tövbe bismillah, beyazlı bir adam iniyor aramıza. Bu beyazlı adam bir anda böyle başlıyor bir şeyler söylemeye ama söylediği şeyin bizde hiçbir alakası yok abi, böyle boş boş konuşuyor. Yüce yılana sesleniyor, sana hizmete geldim yüce yılan, beni duy yüce yılan, tapıyorum sana yüce yılan diye böyle söylenip söylenip gidiyor. Diğerlerine bakıyorum abi, herkes üzgün, herkes perişan, yıkılmış vaziyette. Lan ne olmuş oğlum, biri anlatsın bana burada. Sonra başlıyor din adamı anlatmaya. Özet şu abi, bunlar aslında bayağı dindar bir topluluk, tamam mı? Yüce yılana tapıyorlar, bir deney falan yapıyorlar bir ara. Deney sonrası bazı vatandaşlar böyle arafta kalıyor. Bu arafta kalanların hepsi de kafayı yiyip saldırganlaşıyor. Bir tek bu adam abi adı Anas koymuş, normal kalıyor yani. Fakat problem şu, bu Anasko'nun ne dediğini duyamıyorlar. Kim duyabiliyor? Bir tek ben duyabiliyorum. Diyorum ben duyuyorum abi bu adamı diye. Tabii ben bunu deyince din adamı kendinden geçiyor. Allah seni yüce yılan gönder demiştim. Sen özelsin, sen seçilmişsin, sen kurtarıcısın. Abi diyorum bir dur, hemen gaza geliyorsunuz ya. Ya ne bu hemen tarikatlaşma çabası? Hemen diğerlerine söylüyor, bak yüce yılan bunu seçmiş, bu seçilmiş diye. Oğlum kendi gaza geldi yetmiyor, bir de başkasını da gaza getiriyor şerefsiz. Bana hemen Harbinger adını veriyorlar. Müjdeci demekmiş bu Harbinger. Bayağı adı Müjdeci Enis oluyor. Ben niyetçi gibi ne lan öyle. Şimdi daha yeni geldim gezegende, birilerinin ilah ilan ettiği bir herife dönüştüm de ben ne yapacağım? Siz benden ne bekliyorsunuz abi? Önce diyor ritüele gireceksin kardeşim. Onlardan biri olmam için ritüele girmem lazımmış. Oğlum diyorum bende bak can yok, medpack yok, canım yani kalmış şu kadar, hiçbir iyileştirici eşyam yok. Ölürüm lan ben o ritüelde. Yok diyorlar, sen müjdecisin, sana bir şey olmaz. Allah Allah lan, can alacak bir yerim yok. Bak şurada medik işareti var, gideyim orada al, geleyim 2 dakika alıp ya. Yok diyorlar, bırakmayı sen müjdecisin. Neyse ritüel altına olaysız geçiyordu abi. Canımın az olması sıkıntı yaratmıyor. Bunlar beni bağrına basıyor. Şimdi bunların sorununu çözmem lazım.
lazım. İlk olarak da bu ufak olaylara bakıyorum böyle müjdeci olarak abi, şehrin düzenini sağlamam lazım. Bakıyorum orada bir kavga var, bir gürültü var. Ne oluyor lan diyorum burada. Mevzuyu anlatıyorlar bana abi. Bunlar kardeş aslında, abi kardeş ve düello yapmaya karar vermişler. Neden olduğu belirsiz bir şekilde. Artık bunların yüce yılan dininde mi var bu anlamadım. Düello için de şahit gibi bir şey gerekiyor böyle. İkinci bir adam gerekiyor yani onlara eşlik edecek, onların böyle düzenini kuracak falan. Ne saçma sapan gelenekler bunlar lan. İyi dedim ya, ben yardım ederim, geleneklerinizi de öğrenmiş olurum. Süper dediler abi. Gittik bir mekana böyle, düellonun yapılacağı mekana. O sırada Danica diye bir kadın vardı yanımızda. O beni çekti kenara. Ne oldu dedim Danica. Ya bak dedi, bunlar manyak dedi. Boş sebepten dolayı düello yapıyorlar dedi. Gel bunları durduralım. Sen bunlarla bir konuş, ikna et. Bak sen müjdecisin, sen yaparsın dedi. Gazı verdi, gönderdi. Bak dedim Danica, bir garip bakıyorsun. Ben zaten gezegene geleli 2 dakika olmuş yani. Hemen kardeş kavgası nasıl ayırayım ya? Neyse gittim bunlarla konuşmaya. Önce küçük kardeşten başladım dedim. Yani küçük kardeş, senin problemin ne oğlum? Siz niye düello yapıyorsunuz? Kardeş başladı isyan etmeye. Abim beni hiç anlamadı. Hiç benim yanımda durmadı. Beni öldürmeye çalışıyor. Düelloydu o, teklif etti zaten. Oğlum diyorum, öp abinin elini, barışın. Yok diyor, ne öpeceğim kardeşim diyor. O beni diyor öldürmeye gelmiş diyor. Ben onun elini mi öpeceğim falan diyor. Oğlum diyorum, abi sana niye kızgın peki? Niye anlatmıyorum baş? Sonra ikna ediyorum anlat diye. Bak dedim ben müjdeciyim oğlum. Müjdeci anlatılır böyle şeyler. Mevzunun sebebi şu. Bunun zamanında karısı ölmüş abi, bilmem kaç yıl önce. Bu da tabii içkiye düşmüş yani. Vermiş kendini içkiye. İçtikçe içmiş, içtikçe içmiş. Abisi de bununla hep ilgilenmiş aslında. Fakat bir noktadan sonra abisi demiş ki artık yeter, toparlan lan sen de. Bu da toparlanamamış bir türlü falan derken böyle bir araları kötü olmuş. Abisinin yanına gittim. Oğlum dedim, kardeşin elinden niye tutmuyorsun? Ya dedi, ben yıllarca kardeşimin elinden tuttum. Borç yaptı, ödedim. Dükkandan eşya çaldı, ses etmedi. İçkiye düştü, içki şişesini elinden almaya çalıştım. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Yıllardır bu adamın dertleriyle ben uğraşıyorum. Artık ailemize getirdiği utanç tablosundan bıktım diyor adam. Ya tamam, bıktıysan bıktın lan. Niye öldürüyorsun oğlum kardeşin o zaman? Ya niye düello yapmak istiyorsun yani? Ya bu ne saçma bir gelenek ya? Bayramda görüşmezsiniz oğlum. Telefonunu sil, aradığımı açma. Yok diyor, hayatımdan uzaklaştıramıyorum diyor. Millete diyor laf yapıyor diyor. Millet sonra benim peşime geliyor falan diyor ya. Bu adam bayağı çekmiş belli ki kardeşinden. De yani düello biraz ağır lan. Neyse yüce yılan, yüce yılan, bunların bir bildiği vardır. Ben karışmam kardeşim. Neyse ben konuşuyorum, Danica'ya dönüyorum. Danica diyorum, bak ben konuştum. Bunlardan bir cacık olmaz. Ya bunlar belli ki kapışacak. Danica diyor ki bak bu çok saçma mevzu. Bunlar öpüşüp barışabilirler aslında. Gereksiz yere kendilerini yoruyorlar. Danica sen niye ağaçların arasındasın lan? Çıksana kızım şöyle ortaya. Boş ver, böyle daha gizemli duruyorum diyor. Danica sen delirmişsin. Bırak onu şimdi. Gel sana bir oyun planlayalım diyor. Ne planlayacağız diyorum. Bunların diyor içecekleri var diyor. Düello dönünce bir şey içmeleri lazım diyor. Ne saçma gelenek lan bu. O içeceklere gel yatıştırıcı madde koyalım, bunlar bayılsınlar. E sonra diyorum. Sonrasına bakarız diyor. Ya böyle salak bir plan olur mu? Herifler uyudu diyelim. Sonra ne olacak? Kalkacaklar, gene birbirlerini kesecekler. Yok diyor, sen yatıştır diyor. Vallahi diyor ben toparlayacağım. Neyse bu Danica'nın saçma sapan planını uygulamak için abi yani içeceklerin olduğu yere gidiyorum. Ya şimdi şöyle bir şey yapabilirim. İstersem sadece küçük kardeşi bayıltabilirim. İstersem büyük abi bayıltabilirim. Yani kim bayıltırsam o mefta o kesin. İstersem ikisini de bayıltabilirim. Yani ama ben şimdi yani müjdeciyim, yeni gelmişim. Yani bir onurlu da olmak istiyorum. Sonuçta bunların onur anlayışına göre abi. Ben bunlara yardım edeceğim dedim. Şimdi niye araya böyle nifak tohumları sokayım? Danica yani kafamı çok karıştırıyorsun ya. Nihayet de kimsenin içeceğine bir şey katmadım abi. Gittim Danica'ya dedim ki hazırladım Danica her şeyi. Danica da zannediyor ki saf içeceklere bir şey koydum yani. O da diyor ki o ne güzel, hadi o zaman düello yapalım. Neyse geldi bunlar abi, abi kardeş. İçecekleri aldılar, yudumladılar. Sonra birbirlerine böyle afili sözler söylediler falan böyle. Bıçaklar bıçaklar çekildi. Abo, abiye bak, ulan herif harbiden estetik öldürdü ha. Bayağı tek de kardeşini aldı aşağıya. Tabi Danica bunu görünce şokta. Senin yüzünden öldüler, niye yapmadın, niye yapmadın? Lan dedim ben ne yaptım? Yok ya, benim yüzümden ölmüş bir şey. Abisi öldürdü lan, bende ne alakası var? Ben müjdeciyim, buraya gelmişim, işimi yapıyorum kardeşim. Neyse ki abisi benden yine saf çıktı yani. Sen onurlu bir şey yaptın, doğrusu yaptın vesaire falan diye. Ben de yeni gelmişim şimdi gezegene oğlum. Adetlerinizi bozmak istemedim yani. A Danica sen de bana niye söylüyorsun? Git kendin at, ne atacaksan. Neyse bu mevzu çözdükten sonra şehirdeki diğer sıkıntılı olaylara bakmaya başladım. Fakat problem şu, hala canım çok az oğlum lan. Nereden can alacağım ben? Silah milah da almak istiyorum yani. Elimdeki silahların kalitesi çok düşük. Ay bir de satmıyorlar da bana. Sen dışarıdan geldin, sana satamayız, seninle böyle bir şey yapamayız falan diyorlar. Lan ben müjdeci diye, siz dediniz bana müjdeci diye. Şimdi niye satmıyoruz diyorum. Neyse bu şehirde nüfuslu bir aile varmış abi. Onun bir sorunu varmış. Onu çözmek için yanlarına gittim. Tam bunlar kendi aralarında ayrıca bir şey tartışıyorlarken daldım odaya. Dedim nedir sıkıntı? O dedi müjdeci hoş geldin. Bu ailedeki problem de şu abi. Bunlar ailecek bir bakanlığa bakıyorlar. Bakanlık da babadan oğula geçen bir şey bu arada. Ve bu adamın bir büyük oğlu var. Büyük oğlu evden kaçmış. Ve bu büyük bir utanç kaynağı. Niye? Çünkü görevi üstlenmesi lazım. Sorumluluğu üstlenmesi lazım. Öyle evden kaçıp gitmek diye bir şey yok. Sen bakanlığa bakıyorsan kardeşim o sorumluluğu alacaksın. Bu adam diyor ki bunun cezası diyor ölümdür. Fakat adamın kızı karşı geliyor. Kardeşim niye öldürüyorsunuz? Zaten zor durumdayız. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Diye böyle bir isyanlarda kardeşi. Adam diyor ki taviz veremem kardeşim. Oğlum bile olsa taviz veremem. Bulduğun yerde öldüreceksin. Ya diyorum gene ailecek böyle garip mevzuların içerisinde müjdeciyim diye soktu. Daha basit işleriniz yok mu kardeşim ya? Kötü adam göster onu vurayım şimdi. Ben senin oğlunu nasıl vurayım? Yok diyor kardeşim, vuracaksın diyor. Neyse diyorum tamam bir bulalım da ondan sonra bakarız. Nereden bulacağım diyorum oğlunu. En sonunda bir barda görülmüş diyor. Oradan bir soruşturmaya başlar. Gidiyorum bara işte abi. Orada bakıyorum
bakıyorum hani kim olabilir diye. Bir tane kadın görüyorum, ona soruyorum. Bak, Varik diye birini arıyorum ben. Bu adamın oğluymuş, tanıyor musun? Ya diyor, evet diyor. Kaçtı gitti, kayıtlara karıştı diyor. Sana bir şey söyledim mi diyorum. Yok diyor, bana bir şey söylemedi. Yak diyorum, bak gözlerin başka bir şey söylüyor ha. Yalan söyleme. İkinci bir adam görüyorum abi. Bu da Varik'in arkadaşı mıymış neymiş. Zamanında bunlar çok takılıyorlarmış beraber. Oğlum diyorum, sana söylemiştir Varik bir şey. Yok diyor, bana haber vermeden gitti etti vesaire falan. Bak diyorum, emin misin? İyi hatırla. Neyse ki bunu ikna etmeye başarıyorum abi. Bana ipucu veriyor. Verdiği ipucu da şu. Tain diye bir herifle görüşmüş bu. Bu Tain kim? Kaçakçı gibi bir herif yani. E diyorum, ben bu Tain'i nereden bulacağım? Burada bekle, buranın müdavimi zaten diyor. Diyorum, bekleyeyim bari. Şöyle bir saat bekliyorum. Sonra Tain bir anda pat diye yanıma spawn oluyor. Aa diyorum, Tain. Bu konuşuyoruz bu Tain'le. Bu Tain de benim gibi dışarıdan gelmiş ama bunu kabul etmemişler. Normalde bunlar zaten dışarıdan gelenleri kabul etmiyorlar. Beni niyeyse bir anda Yüce Yılan'ın sevdalısı yaptılar. Hemen kabul ettiler. Bu adam çok çekmiş yani. Beni kabul etmiyorlar. Hala daha kaç yıldır buradayım. Hep bana soğuk gözlerle bakarlar diyor. Ekonomik olarak da zor durumdaymış bu arada yani. Biraz sıkıştırıyorum böyle. Yok bir şey söylemiyor. Para veriyorum, hemen satıyor Varik'i. Evet diyor, Varik'in kaçmasına ben yardımcı oldum diyor. E diyorum, nereye kaçırdın oğlum herifi ya? Şu yukarıda bir yola kaçırdın diyor. İstersen seni götürürüm. Hadi diyorum, iyi yürüyelim gidelim. Çıkıyoruz abi şehrin dışarısına. Zaten dağlık taşlık her yer. Bu arada hala da Medic çok uzağımda yani. Medic neredesin ya? Ben senin oraya nasıl geleceğim Medic? Şu yakına makına Medic niye açmadınız abi? Neyse ki Tain bu Varik'in üzerinde bir tane alıcı koymuş abi. O sayede yaklaştıkça böyle sinyal ötüyor. Ben de bulmaya çalışacağım bir şekilde. Fakat hiçbir tehlikeye dalmamam lazım çünkü hakikaten canım yok ha. Bir oraya böyle uçuyorum, bir buraya uçuyorum falan. Bir oraya tutunuyorum, bir buraya tutunuyorum. Çünkü full yürüsem çok yavaş yürüdüm yani, o yüzden böyle zıplaya zıplaya gitmek daha kısa. Ey Allah'ım ya, ulan bu herifler nereden çıktı ya? Zaten 3 kuruş canım var, bak canım hemen kırmızıya düştü. Müjdeciğiniz sakin, headshot çalış oğlum, headshot çalış. Bak bu özel yeteneğim ha, bunu yeni aktif ettim. Zamanı yavaşlatıyorsun, bir de vurabilirsem. Bir de vurabilirsem of be. Canım bir kısmını biraz daha bıraktıktan sonra yoluma devam ediyorum abi. Yine uzakta böyle hani konuşlanmış şu zelatları görüyorum. Bu zelatlar neci bilmiyorum ama düşmanlar, belli ki tehlikeli herifler. Onları sniperle uzaktan avladıktan sonra Tain lan senin ne işin var oğlum, sen neredeydin lan, sabahtan beri seni arıyorum ben. Ve en sonunda böyle tapınma yeri gibi bir yere denk geliyorum abi. Orada biri de diz çökmüş, ibadet mi ediyor, ne yapıyor belli değil. Hani konuşulacak bir karakterim diye şöyle bir yanına bakıyorum ama yok. Bu düşman lan bayağı da sağlam bir düşman ha. Redeemed diye bir şey. Abi Varik'le alakası var mı yok mu bilmiyorum ama bu herifi net avlamam lazım ve canım çok az. Bu herif ne oluyor lan herife? Aşağı attı kendini herif. Lan tam da yerinde zamanı yavaşlattım. Herif kendini aşağı attı. Bak tam şu aradan bir yerden bakıyor abi. Tam bu aradan bir yerden bakıyor herif. Heh güzel. Bak şerefsize bak, biz vurdukça kaçıyor. Elinde silah yok belli ki. Bizim bunu avlamamız lazım oğlum. Fakat bana iki vurursa giderim ben. Hatta bir vuruşta bile gidebilirim, emin değilim. Nereye gitti lan Redeem? Redeem. Redeem. Burada mısın? Redeem. Redeem. Aha Redeem geziniyor. Redeem haberi yok. Redeem'in dünyadan haberi yok. Redeem hemen de saklanıyor. Beyni de var şerefsizin. Aman abi düşerken ölme. Aşağı atlarken ölme. Tain dur oğlum Tain. Uça uça gidiyorsun bir yerlere Tain. Sakin ol Tain. Lan ne ölmez bir şeymişsin ya. Ne koruma kalkanın varmış kardeşim senin ya. Bunu da yani yanına yaklaşıp sıkmak istemiyorum dediğim gibi çünkü yani. Bak herif de özellikle kaçtıkça kaçıyor ya. Oha. Adam ışınlanıyor lan. Şerefsiz beni dibine kadar çekti ha. Şu bak şimdi üzerime koşmaya başladı. Gelme Redeem. Redeem gelme. Sniper. Sniper çalışması. Redeem gelme. Redeem gelme. Redeem gelme. Tain adamsın Tain. Adamsın Tain. Redeem gelme. Adamsın Tain. Tain adamsın Tain. Benim için herif kendini feda etti ha. Alt tarafı 1000 lira vermiştim. 1000 liraya bu fedailiği yapıyor olmam büyük iş Tain. Tain oğlum sakin. Tain indir. Tain indir. Tain öldürme lan. Tain öldürme. Tain bana lazım ya. Tain bana lazım. Tain az kaldı dayan oğlum, az kaldı. Bak bir daha zamanı yavaşlattım Tain. Seni kurtaracağım merak etme. Sniper'la da o kadar hızlı vuramıyorum ki. Tain çok az kaldı Tain. Çok kutsuz elimdeki silah ya. Yani böyle var ya, sabaha kadar sürer bu aksiyon yani. Neyse ki beni bıraktı Tain'in dibinde. Başka silah var mı? Hangisi iyi vuruyordu hatırlamıyorum ki ya. Yazıyor şurada ama. Ha şu bak Big Bang. Bu Big Bang iyi vur. Of of. Biter bu iş. Biter bu. Bitti bu iş. Helal olsun. Varik'te de bir ilgisi yok ana. Aradığımız çocukla hiçbir alakası olmayan bir herifin peşine takıldık ve adamı kovalayacağız, vuracağız diye kendi kendine olay için macera çıkarttık. Tain bana sen uyar oğlum, de ki abi bunun bizde bir alakası yok. Yürü gidelim de. Elin adamı ne kovalatlıyorsun bana? Bir de yukarıda kaldı Varik yani. Şimdi de yukarı tırmanmaya çalışacağız. Az önce yukarıdaydık zaten. Neyse en sonunda Varik'in kamp yaptığı yere geldik abi. Herif kaçmış. Ama etrafta kan izleri, man izleri vesaire bir şeyler var. Belli. Aha Medic. Allah'ım sonunda bulabildim Medic ya. Ya içinden hiçbir şey çıkmadı abi. Bir tane can şeyi çıktı ya. Ben ne yapacağım bir tane can şeyle? Hakikaten canım yok ya. Neyse ki bulduğumuz notlar Varik'in bize bir sonraki yerine dair bir ipucu verdi abi. O ipucunu takip etmeye başladık yine Tain'le beraber. Yürü Tain gidiyoruz. Fakat yolda yine bu beyaz herifler çıktı abi. Agresif agresif hareketler yapıyorlar. Saldırıyorlar vesaire falan. Bir de onlarla aksiyona girmek zorunda kaldım. Canım yani tazeledim ama başka bir can tazeleme şansım yok. Medic'e de uğrayamadım. Gene amele gibi böyle saklana saklana abi. Ucu ucuna bunları indirmeye çalıştım. Ve en sonunda bulduğumuz ipucu bizi bir çiftliğe yönlendirdi. Ya çiftlik de bu nasıl bir teknolojik çiftlik lan? Bayağı herifin hayvan gibi robotları mobotları falan var. Çiftlikte kadın ben adam bilmem vesaire falan diye başından savmaya çalışsa bile abi verdim parasını. 1000 lira da bunu ateşledim. Yani oradan bana hemen ipucunu öttü. Bir tane yaralanmış bir herif gelmiş bunlara birkaç gün önce. O herif de ileri doğru gitmiş. Biraz sağa doğru gitmiş. Bacım dedim sağ odasın. Senin dedim şu medpack'ini çalsam yani ayıp olmaz değil mi? Çünkü hakikaten büyük sıkıntım var abi yani. Gizlenip medpack'i çalmaya çalıştım ve çaldım da. Kusura bakmasın. Çünkü gerçekten
gerçekten çok zor durumdayım. Yani müjdeciyiz eyvallah da ne cebimizde 5 kuruş var ne medik alabileceğimiz bir şey var. Artık kusura bakmayacaksınız yani. En sonunda Varian kaldığı yeri bulduk abi ama herif içeride yok. Bir sağa bakıyorum bir sola bakıyorum. TN'ne dedim oğlum dedim bak şöyle bir. O da gezdi buldu falan filan. Herif burada yaşıyor ama şu an burada değil. Neyse bilgisayarını falan ekledim böyle bir baktım hani ne yazmış ne etmiş diye. Kendine bazı notlar almış. Bu notlar sayesinde iş dünyasını öğrenebildik Varian yani. Aslında Varian pişmanlık duyuyor bir yandan. Hani üzülüyor babasını kız kardeşini bıraktığı için. Özellikle kız kardeşini çok özlediğini söylüyor notlarında. Fakat bu sorumluluğu almak istemiyorum diyor. Bu büyük bir sorumluluk diyor ve bu sorumluluğun babadan oğula geçmesi de diyor sıkıntılı bir şey diyor. Kaçıncı yüzyılda kaçıyoruz kardeşim diyor. Ne gerek var diyor böyle şeylere. Yani Varric de kendince haklı ama sonuçta Yüce Yılan'ın verdiği bir buyruk varsa ben ne yapabilirim buna? Sonuçta ben karar mekanizması değilim kardeşim. Ben uygulayıcıyım. Neyse Tay'ini buldum dışarıda. Dinozor seviyor. Yani dinozor sevecek zaman mı Tay şu anda yani gerçekten? Baksana nasıl mutlu bir de Tay yani. Bulamadım kardeşim. Aha arkada. Oğlum geçiştirip arkanızdan geçti Tay'in. Arkana bak arkana Tay'in arkanda. Al işte bak silah çektir. Arkanda dedim ben sana değil mi? Varric çekti silahı. Tabii siz kimsiniz falan diyor. Ben de anlatma bak dedim seni baban gönderdi. Çok merak etmişler seni. Kaçıp gitmişsin. Büyük sıkıntı yaratmışsın vesaire falan dedim. Ama babam gönderse sen beni öldüreceksin o zaman dedi. Dedim oğlum dönsen babanın belini öpsen barışsanız vesaire olmaz mı? Dedim yok dedi beni asla affetmez. İmkanı yok vesaire falan. Ben dedi dönemem. Ya belli ki bu iş vuruşmaya doğru gidecek yani. Çünkü o dönmüyor. Ben ikna edemiyorum falan bir sıkıntı var burada. Çektim karşıma bak bir abi gibi nasihat verdim. Bak dedim ben müjdeciyim. Bana dedim bundan dedim bir 25 dakika önce sorsan sen dedim bu hayatta müjdeci olabilir misin diye sana asla cevabını verirdim. Ama geldiğimiz noktada ben müjdeciyim ve bu şehrin en önemli adamlarından biriyim. Yani bir şeye asla deme abi olabilir. Ve bu müthiş konuşmamı duyduktan sonra Varric bir düşündü. Ya dedi haklısın aslında. Bir dönsem özür dilesem belki babamla bir orta yol bulabiliriz. Hah dedim şöyle ya ne güzel. Umarım babamı da ikna edersin beni affetmesi için dedi. Dedim ikna ederim sen merak etme. Varric de tatlı dille anlaştık abi. Ben dedi eşyalarımı hazırlamaya gittim dedi. Tay'in de çok mutlu. Ya dedi Varric'le böyle halletmeyi çok sevindim dedi. Çünkü ölmesini istemezdim dedi. Üzülürdüm dedi. Ama tam Varric'i çeken aklıma bir şey takıldı. Lan şimdi ben bu adamı evine yolladım. Babasını da ikna ederim. Bunlar barışırlar falan filan ama en sonunda bu iş yani buna kalacak. Yani bakanlığa bu herif bakacak. Fakat bu herif doğduğundan beri sorumluluktan kaçan, iş yapmak istemeyen, sırf sorumluluk olmak istemediği için tamam nerelere kadar gitmiş yerleşmiş bir adam. Şimdi yarın buna yetki gelse bu bakanlıkta işleri düzgün yapabilir mi lan? Belki de bu hareketimle şu anda tüm dünyayı tehlikeye atan bir iş yapıyorum. Belki de bu gezegenin kaderiyle oynuyorum. Sonuçta bana bir görev verildi. Ne verildi abi? Git bu herifi buradan de. Ben niye aklımca ailesel işlere girip bunları barıştırmaya çalışıyorum ki? Müjdeciysen görevini yap kardeşim. Görevini yap. Çünkü bir müjdeci her zaman görevini yapar. Şöyle bir Varric'e seslendim. Varric dedim. Efendim abi dedi. Özür dilerim kardeşim dedim. Oğlum istediğim gibi de olmadı ha. Herifi tekte indireceğim zannediyordum. Bok gibi vurdum adamı ve arada kaçırdım da. Yalnız asıl güldüğüm şey şu. Tay'in nasıl kaçtın lan sen öyle? Oğlum sen bu kadar hızlı koşabiliyordun da niye benim peşimden gelmedin düzgün? Tabii Varric'i vurduktan sonra apar topar tüydüm abi. Çünkü Varric'in her yerde robotu var ve robotları direkt olarak beni hedef aldı. Ben de zıplaya zıplaya uça uça kaçtım memlekete geri döndüm. Bak memleket diyorum ha. Evim bellemişim evim. Karşınızda Starfield derecesinde yaşadığım olaylar part 1. Bu müjdeciniz macerası Bethesda'nın katkılarıyla çekilmiştir. Eğer Starfield için yayınlanan bu DLC'yi merak ediyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayıp kendiniz detaylarına bakabilirsiniz bilginize müjdeciniz.